uyuşturucu kullanan bir gencin evlilik durumu söz konusu olduğunda ailesinin bu durumu ve bu bağımlılığı karşı tarafa haber vermesi ve onları bilgilendirmesi gerekir mi? Tabii ki neticede bu daha sonradan ortaya çıkması durumunda bu yuvanın yıkılması, hayal kırıklığına uğranılması veya daha kötü sonuçlarla sonuçlanma ihtimali vardır. Ve her şeyden önce karşı tarafı aldatmadan, yalan söylemeden, kiminle evlilik yaptığını bilinci onda var olduğu halde bir yuvanın kurulması gerekir. Çünkü evlilik hayatı sadece cinsellikten ibaret olan bir hayat değildir. Bunlar dünyevi anlamda bir hayat ortaklığı kurduğu gibi bu ortaklığın ahirette de devam edeceği. Bu sebepten dolayı eşlerin birbirine karşı kendilerinde var olan bazı hasletleri gizlemeleri, yani dürüst olmamaları, bu noktada karşı tarafı yanıltıcı bilgiler vermeleri birbirlerine karşı güveni iptal eder. Güvenin gittiği yerde saygı gider, saygının gittiği yerde sevgi gider. Sevginin olmadığı bir yuvanın da devam etmesi mümkün değildir. Elbette bu gibi bir birlikteliklerde, yani evliliklerde kişilerin zamanı mazide yapmış olduğu bir takım yanlışlıklar olabilir. Bu yanlışlıklar işte bahsettiği gibi uyuşturucu müptelası olması veya bunu madde bağımlısı olması, yeter ki bunun günah olduğunu bilsin, bundan kurtulma gayreti ve niyeti içinde olsun ve karşı tarafı da aldatmadan benim böyle bir durumum var ama ben bundan senin de yardımlarınla bir aile kurarak bundan vazgeçmek istiyorum. Bunu bilerek, bunun bilinciyle benimle beraber evliliği kabul eder misin tarzındaki ailelerin gizli olarak da değil, bizatihi bu eşlerin birbirleriyle olan diyaloğunda bunu elbette dillendirmeleri gerekir. Aksi takdirde belki nikah akdinin sıhhatına tesir etmese de, yani akdin sahih olmasına etki yapmasa da, dediğimiz gibi birbirlerine karşı daha nikahın iptidasında, yani ailenin kurulumunda dürüst olmamaları, daha sonraki günlerde ise bu yuvanın daha farklı sonuçlarla sonuçlanmasına imkan verir ki o yüzden buna imkan vermemek lazım. Peki hocam, teşekkür ederiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.